Hoş geldiniz Hatice Hanımcığım. Sefalar getirdiniz. Buyurun. 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 Ah canım, canım kızım hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim canım, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Deniz'cim. İmran'cığım. Torunum İmran. Hatice. Deniz'in güzelliğini kimden aldığı belli. Teşekkür ederim. Ben de memnun oldum tanıştığıma. Buyurun. Buyurun şöyle geçin Hatice Hanım. Buyurun Hatice Hanım. Buyurun efendim. Buyurun rica ederim. Hatice Hanım ne içersiniz? Yemekten önce birer kokteyl alırız değil mi? Söyleyelim Uğur Bey hemen hazırlasın ne içerseniz. Teşekkür ederiz Ümrancığım. Bizim içkiyle aramız pek iyi değil. Ama siz alabilirsiniz. Deniz'cim sen de bizi alkolik yaptın. Birer kokteyl dedim, 3-5 tekila şat atalım demedim. Ümrancığım birazdan yemeğe oturuyoruz zaten. Sevgili damadım nerede yavrum? Murat! Hah işte sevgili damadımız da geldi. Gel seni müstakbel kayınvalidemle tanıştırayım. Hatice anneciğim, Murat Bey, İmran'ın eşi. Hoş geldiniz. Allah mesut bahtiyar etsin. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Sağ olun. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Hoş bulduk Murat Bey. Görüşmeyeli nasılsınız? Sağ olun. Her şey hazır. Yarın bu saatlerde düğünümüz olacak. Ben şimdiden çok heyecanlıyım valla. Biraz sade bir organizasyon oldu. Gelin hanım öyle istediği için tabii. Ne yapalım? Gelenler biraz şaşıracak tabii ki bunun için mi geldik diye ama. Düğünler gelinlerindir İmrancığım. Onların istekleri esastır. Deniz de çok sade bir tören istedi. Biz de ona göre düzenledik her şeyi. Sade ama çok zevkli. Uğur Bey, ben bir viski alabilir miyim? Siz bir şey içiyor musunuz? Aa, Murat'cığım, bu akşam içki içmiyoruz. İçkiyle başımız çok hoş değil. Hanımefendi, servis hazır. Arzu ederseniz yemeğe geçebiliriz. Ah, tabii. Buyurun efendim. Yemekleri soğutmayalım. Buyurun. Müsaadenizle ben bir ellerimi yıkayayım. Ah, tabii. Ben götüreyim anneciğim seni. İmran. Abuk sabuk konuşmaya devam edersen fena olacağım. Ne yapacaksın anneanne? Odama mı kilitleyeceksin beni? Siz önce dünürünüze bakın. Bu kılıkta mı gelecek düğüne de? Dayı üstüne 3-5 bir şey alsaydık bari. Rezil edecek bizi. Onun giyinmeyi senden daha iyi bildiği kesin bence. Üstelik çok sabırlı ve olgun bir insan. Hiç bana benzemiyor. Benim beynime kan sıçradığı zaman ne yapacağım hiç belli olmaz. Ya hepiniz buna niye üstüme geliyorsunuz? Siz bari dünürünüzle beraber yiyin yemeğinizi, ha? Ben gideyim odama. Fena fikir değil. Murat! İmran! Yeter artık çocuklar. Kesin şunu. Tansiyonum fırlat. Yok kızım. Yok ben dayanamayacağım, katlanamayacağım bu işe. Şimdi düşüp bayılacağım burada. Ya bir anda o Murat, bir anda o şımarık kız. Yani sen git şimdi söyle. Annem fenalaştı falan de bir şeyler uydur gidelim buradan hadi yavrum. Anneciğim durma öyle şey. Ne olur bak bir iki saat daha sık dişini. Nezihan Hanım'a devire çok ayıp olur lütfen. Ben o şımarık kıza yapacağım bildim ama dua etsin ona anneannesin. Ya Murat'taki yüzsüzlüğe bak ya. Gelmiş elimi öpmeye çalışıyor ya. Ben de onun o karnını deşmek isterken uzatıyorum elimi öpsün diye. Ah kızım ne işlere soktun beni ya. Tamam anneciğim sakin ol. Lütfen hadi. Hadi birazcık sık dişini lütfen. Hadi anneciğim.